ordularımıza güç ve kuvvet ihsan eyle. Onları her türlü tehlike ve tuzaktan sen muhafaza eyle. İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kurucusu, Bolu'nun babası hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal, aramızdan ayrılışının 20. yılında her yıl olduğu gibi anıt mezarı başında rahmet, minnet, özlem ve dualarla anıldı. Gölköy'deki anıt mezarda pek çok Bolulu bir kez daha İzzet Baysal'ın kabrine çiçeklerle süsleyerek dualar ettiler. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, üniversitemizin çok kıymetli akademik ve idari personeli. Bolu'ya eğitim ve sağlık anlamında yüzlerce eser kazandıran ve kurmuş olduğu İzzet Baysal Vakfı ile kazandırmaya devam eden, üstün hizmet madalyası ile ödüllendirilen hayırsever İzzet Baysal'ın vefatının 20. yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki anıt mezarı başında tören düzenlendi. Güç ve kuvvet ihsan eyle. Onları her türlü tehlike ve tuzaktan... Anma töreninde ilk konuşan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz, merhum İzzet Baysal'ın kurduğu vakfa ve emanetlerine sahip çıkıldığını vurguladı. Tarihe bakıldığında kendisini veya kazancını insanlığa adayan kahramanlar ve vakıf insanı her zaman yad edilmiştir. Nice varlıklı insanlar vefatından sonra unutulmuş... Ama merhum İzzet Baysal'ı unutturmayan iyilikleriyle vakıf insanı olmasıdır. Bir şehrin tarihinde, hafızasında ve 7'den 70'e tüm halkın gönlünde yer edinmek, hayırlarla yad edilmek dünyada her insana nasip olmaz. Bu güzelliklerin hepsi İzzet Baysal'a nasip olmuştur. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da cadde, hastane, okul ve üniversitenin İzzet Baysal adı taşıdığını, ilerleyen zamanlarda da adını taşıyacak kültür merkezi olacağını kaydetti. Ülkemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, kurucu liderimize karşı saygı ve hürmet her yıl artıyor. Bolu'muzda da rahmetli İzzet Baysal'ımıza, İzzet babamıza olan sevgi, şükran her geçen yıl artıyor. İzzet Baba'nın ismini taşıyan okullardan mezun olanlar Türkiye'de önemli noktalara geliyor. Keza İzzet Baysal Üniversitemizden mezun olan çok sayıda kardeşimizin Ankara bürokrasisinde de çok önemli yerlere gelmeye başladığında bizler memnuniyetle görüyoruz. İzzet Baba her gün hayır duası alıyor. Çünkü yaptırdığı hastanelerde doğan çocuklar oluyor. Yaptırdığı üniversiteden mezun olan gençlerimiz oluyor. Dolayısıyla her gün Boluların hayır duasını almaya devam ediyor. Bundan sonra da böyle devam edecek. İzzet babamızın adını taşıyan caddemiz var. İzzet babamızın adını taşıyan okullarımız var. Hastanelerimiz var. Üniversitemiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte İzzet babamızın adını taşıyacak bir kültür sanat merkezimiz de olacak Bolu'da. Son olarak konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, insanların en hayırlısı, insanlara en çok hayırlı olandır dedi. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok hayırlı olandır. Sözünden hareketle bakıyoruz ve görüyoruz ki hakikaten bugün ne kadar güzel bir eser bırakıldığını çok sıcak sıcak yaşıyoruz. Bu eserin sahibi rahmetli İzzet Baba. Kendisini rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Makamın cennet olsun, derecesi âli olsun. Yapmış olduğu hayırlarla, yapmış olduğu işlerle birçok yönden örnek olan bir insan. Yani hem ülkemizin hem de ilimizin yetiştirmiş olduğu ender yardımseverlerden, rol modellerden bir tanesi.
Konuşmalar ve il müftüsü Orhan Genç tarafından okunan duaların ardından törene katılanlar İzzet Baysal'ın mezarına karanfiller bıraktı. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. Müsaade edebilirsek sol mazanın Ahmet Bey, Sayın Garnizon Komutanımız, Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, öncelikle başkanım, kör vekilimiz İzzet Baysal Vakfı'nın çok kıymetli yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri. Anıt mezardaki programın ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji binasında tören devam etti. İzzet Baysal Vakfı hakkında çalışmalar hakkında sunumlarını yapmak üzere. Törende İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman tarafından İzzet Baysal Vakfı'nın kuruluşu, vakfın kurumsal ve mali yapısını gösteren bir sunum gerçekleştirildi. 489.845.60'lardır. 2019 yılı gelirlerimiz 13.480.167 kontrolluk hizmetleri için ödenenler var. Mengen İzzet Baysal Eğitim Kampüsü inşaatı için. Programın devamında çalışanlarının dilinden İzzet Baysal videosu katılımcılara izletildi. Kişiler dükkanımız orada. Yani bu tasarruf kısmı bizim maaşlar üzerine tasarruf edilmedi yalnız. Fabrikada 6 ikramiyemiz vardı maaştan hariç. Bayramlarda bayram açlıkları vardı, yakacak vardı, Ramazan erzakları vardı. Şu bana hediye etti o zaman. Şu cüzdanı, bak kaç yıllık cüzdan bu. Anma programının devamında uluslararası dergilerde 140 yayını çıkan 90 akademisyene çeşitli hediyeler verilirken ilk ödülü Bolu Valisi Ahmet Ümit ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal verdi. Akademisyenlere takdirnameler ile İzzet Baysal madalyonunun hediyesi verildi.